Ev yapımı, sağlıklı kumpirim bitti. Tüm malzemeleri bana aittir. Mayonez yapımı da videom var, izleyebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, Servet Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere kumpir yapıyorum. Bizim evdekilerin canı kumpir istedi. Dışarıda içerisine çok değişik malzeme koyuyorlar. Biz yiyemiyoruz. Kendi mayonezimize alışmışık. Kendi malzemelerimizi, salam sosis de yemediğimiz için ben evde şimdi sizlere sağlıklı kumpir yapıyorum. Bunun için malzemelerim 4 adet patatesim var öncelikle. Fırına gidecekler. Bir tanesini hazırladım. Şimdi ikincisini sizler için paketlemeyi gösteriyorum. Şu patatesimizi güzelce yıkadıktan sonra fırçayla kuruladım arkadaşlar. Şöyle patatesimizi ortaya koyuyoruz. Bakın uç kısmından. Daha sonra bu kısmı kapıyoruz. Eğer kağıda sarmadan da pişirebilirsiniz. Fakat o zaman çok uzun süre fırında pişmesi uzuyor. Elektrik paranız gider. Bu şekilde de kağıt parası gidiyor. Tercih sizin. Ben bu yöntemle aynı kumpircilerdeki gibi oluyor arkadaşlar. Kumpir makinesi gibi. Şöyle. Şimdi alüminyum kağıt çok zararlı olduğu için direkt sarmıyorum. Önce yağlı kağıda, daha sonra alüminyum kağıda sarıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hava almaması için lütfen sıkıca sarın. Evet arkadaşlar, paketlerimiz bu şekilde, bakın. Daha sonra da şöyle sıkıştırırsanız bu şekilde hepsini, patateslerimi sarıyorum. Patateslerimi güzelce paketledim arkadaşlar. Şimdi 200 derece fansız fırına gidiyor. Şimdi pişmek için fırına koydum patateslerimi. Yağ koymadan sucuklarımı pişiriyorum kendi yağımda. Bu şekilde ortadan ikiye bölerek kestim. Bir türlü sucuğumuz hazır. 200 derecede 1,5 saat patateslerim kumpir için pişti, hazırlandı. Salatalığın turşu kendi yapmış olduğum, doğradım. Havlu kağıtlı sularını aldım. Bezelyemi haşladım, şokladım. Mısırımı yıkadım, kuruttum. Kaşarımı rendeledim. Zeytinimi temizledim. Sucuğumu pişirdim. Tereyağımı da oda sıcaklığında erittim. Ketçabım, mayonezim, ikisi de kendi ürünümdür. Mayonezimin videosu var, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel olmuştu mayonezim. Şimdi arkadaşlar yapım aşamasına başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar paketimizi açıyoruz. Çok güzel kokular eve yayıldı arkadaşlar. Çünkü kağıtta sardığımız için arkadaşlar. Bakın. Ben 1-2 dakika bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü dokunamıyorum. Arkadaşlar şöyle biraz cep yapacağım ben. Kapak alacağım. Bu şekilde. İçine tereyağı koydum arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı. Önce tereyağını bir güzel yedireceğim arkadaşlar. Patatesimizi şu şekilde. Bakın. Şimdi hemen kaşarı da ilave edeceğim ki kaşarım da irisin. Bir yemek kaşığı kaşarım da ilave ediyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Burada önemli olan arkadaşlar tereyağının patatesin her tarafına değmesi. Bu aşamada dilerseniz biraz tuz da ekebilirsiniz. Fakat ketçap mayonezde tuz olduğu için ben ekmeyeceğim. Şöyle iyice karıştırıyoruz. Daha sonra biraz daha keseceğim arkadaşlar. Az kesmişim. Çok sıcak. Yandım cayır cayır. Bakın patatesimiz ne kadar güzel pişmiş. Bu kıvam çok önemli arkadaşlar.
pişecek fakat dalmayacak. Şimdi artık istediğiniz malzemeyi içine koyabilirsiniz. Siz ne dilerseniz. Biz salam sosis yemediğimiz için arkadaşlar, bakın kaşar da patatesle birlikte eridi. Şey gibi oldu. Mıhlama gibi oldu. Bu çok önemli. Burası. Şimdi hazır. Patatesimizi karıştırdık. Üzerine ben önce sucuk ilave ediyorum arkadaşlar. Biraz da şöyle açalım kumpirimizi. Hafif kesiyorum. Çünkü malzeme koyacağız. Bu şekilde. Mısır taneleri. Zeytin taneleri. Bezelyemiz şoklandı. Haşladıktan sonra buzlu suda. Daha sonra arkadaşlar turşumuz. Kendim yaptım turşumu. Ev sirkesiyle. Şimdi tuz koymadım ben. Bu turşuyla ketçapla tam dengeleri arkadaşlar. Ketçap mayonezli. Şöyle ben koyuyorum. Alttaki manzarada görünmesi için. Çok kapatmıyorum. Buyurun. Kumpirimiz hazır arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Kumpirimiz hazır. Evet arkadaşlar, kumpirimiz hazır. Bu şekilde içi. Dilerseniz şu şekilde karıştırarak da yiyebilirsiniz. Ben arkadaşlar şöyle patatesinden alıyorum. Sucuğundan alıyorum sizin için. Bakın patatesi krema gibi olmuş. Tam kıvam. Arkadaşlar süper. Dışarıda yediğiniz böyle olmuyor. Çünkü onlarda katkı maddesi var. Bu sağlıklı kumpir arkadaşlar. Süper. Bakar mısınız? Patatesi de kaşarla birlikte süper bir olmuş. Evet arkadaşlar, ev yapımı sağlıklı kumpirim bitti. Tüm malzemeleri bana aittir. Mayonez yapımı da videom var, izleyebilirsiniz. Güzel kumpirimi, sağlıklı kumpirimi eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Servi'nin mutfağını izlemeye devam edin.